Herkese selamlar. Evet, bu videomuzu sizlerle birlikte Velocity Tech markasından almış olduğum BK75 modelli mekanik ve acip olan bu klavye incelemesiyle karşınızdayım. Evet, bugüne kadar incelemiş olduğum en farklı klavye modellerinden birisi olabilir. Çünkü hem dahili bir şekilde bilek desteği ve kılıf ile birlikte geliyor ki bununla kalmak kızın oldukça premium ve bizlere sunmuş olduğu tasarım ve kullanış anlamında ise bence alınabilecek en iyi uygun fiyatlı klavyeler arasında kendini gösteriyor. Tasarım anlamında oldukça beğenmiş olduğum sade bir tasarıma yine kutu üzerinde değinirken görmüş olduğunuz gibi bizlere burada diğer seçeneklerde yer verilmiş durumda ki uzun kullanım anlamında 4000 mAh'lik bir batarya desteği sunarken de 175'lik bir yine boyut oranı ile geldiğini belirtmek istiyorum. Ağırlık anlamında 1 kilo 400 gramlık bir ağırlıkla. Evet, kasa kas anlamında ise ABS plastik kasa kullanılmış durumdaki alüminyum bir çerçeve sahip olsaydı muhtemelen bu ağırlık 1.6 kilograma kadar da artmış olacaktı. Başladığım zaman ilk olarak gözüme çarpan tabii ki de bizlere sunulan keycapsler oldu. Bu keycapsler sayesinde istemiş olduğunuz gibi Yine dahili olan keycaps'lerin yanı sıra sizler bu eklemeleri de yine içerisinden çıkan bu keycaps'ler sayesinde gerçekleştirmiş oluyorsunuz. KCAPS'ine tek tek geleceğiz. Hemen aksesuar kutumuza da bakmak istiyorum. Evet, yine içerisinden görmüş olduğunuz gibi yedek switchlerimiz çıkıyor. Bu yedek switchlerimiz de yine bizlere lacivert renkte geliyor. İçerisinden çıkan yine tuş çıkartma aparatımız ve bir diğer olarak da kablolu kullanım için yine bizlere sunulan oldukça kalın ve premium hissettiren bir Type-C ve USB-A kablomuz yine bizlere sunuluyor. Ki bununla kalmaksızın klavyemizde Trimod desteğinin bulunduğunu söylemek istiyorum. Hem kablolu hem kablosuz hem de Bluetooth desteğiyle birlikte sizler bu klavyeyi kullanmış oluyorsunuz ki 5.3'lük Bluetooth desteği sayesinde oldukça gecikmesiz bir şekilde kullanım imkanı bizlere sunuyor. Ki sizlere az önce bahsetmiş olduğum gibi de 4000 mAh'lik batarya sayesinde de uzun bir kullanımda yine bu klavye kullanmış oluyorsunuz. Evet artık klavye kutusundan çıkartma zamanı geldi arkadaşlar. Klavyemiz gerçekten ağır ve yine premium hissettiriyor. Bununla kalmak kızın bu ağırlığı etki eden kısımlardan birisi ise içerisinde hem kılıfı hem de bilek desteğinin dahili bir şekilde gelmesi olacak. Yine bu aparatları kenara alacağım ve ilk görünümde böyle bir bizlere tasarım sunuyor ki doku anlamında süetimsi bir doku oldukça yumuşak yine suni deri ve burada Bad Knight logosunu görebilirsiniz. Alt tarafa geçecek olursak da yine plastik ABS'yi zaten sizler buradan anlamış oluyorsunuz. Yine burada görmüş olduğunuz gibi kullanabileceğiniz standlarımız ki bu standlarımız küçük ve büyük olmak üzere ikiye ayrılıyor ve model numarası da BK75 olarak geçiyor. İstemiş olduğunuz renk seçeneklerini kendi web sitesi üzerinde yer alırken sizler de aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden Velocity Tech yine markasının kendi web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerine de göz atabilirsiniz. Yukarı kaldırdıktan sonrası yapmam gereken sadece arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu kılıfı aşağıya indirmem olacak. E tasarımına gelecek olursak da çok güzel bir renk geçişi bu renk geçişleriyle kalmaksızın burada bizlere sunulan motiflerde, desenlerde çok güzel duruyor ve ne şeffaf bir şekilde görmüş olduğunuz gibi bizlere sunulan harfler ve sayılar da yine bizlere çok güzel bir şekilde eşlik ediyor. Ki RGB mod desteği sayesinde yine bizlere oldukça güzel bir kullanım sunuyor. Evet, premiumluk anlamında sizlere bahsetmiş olduğum gibi incelediğim en iyi motifli klavyelerden birisi. Ki en son incelemiş olduğum yine motifli klavyeler arasında kendini gösteren teker Galaxy 80 modeli bulunuyordu ki o da oldukça güzel bir klavye modeliydi ki yani şu anda ikisini kıyaslayacak olursam muhtemelen seçimim bunun üzerine yapacağım. Çünkü hem koruma kılıfı hem de bilek desteği dahili bir şekilde geliyor ki ağırlık anlamında tatmin edici bir ağırlığı bulunurken de bizlere sunmuş olduğu özellik ve performans anlamında ise oldukça yeterli bir düzeyde. Ve bu klavyede bir özellik daha bulunuyor ki tabii ki de istemiş olduğu takdirde yine kapağını kapattığınız zaman klavye otomatik olarak kendini kapatma moduna alıyor ve Kılıfını kaldırdığınız zaman ise Buradaki görmüş olduğunuz gibi manyetik destek sayesinde yine açılıyor arkadaşlar. Renk anlamında oldukça canlı renkler yine klavye üzerinde tercih edilmiş. Görmüş olduğunuz gibi geçişler olarak da yine siyah renkten gri, pembe ve lila renklere kadar birçok renk seçeneğini yine geçişlere itibariyle görmek mümkün. Ki motifleri sizlere yakından gösterecek olursam da oldukça güzel bir çalışma ile birlikte bizlere geliyor ki standımı hemen Kaldırmak istiyorum. Standımı kaldırdığım zaman ise kullanım durumunda bu şekilde bir kullanım bana sunuyor. Ki hemen klavyemin diğer özelliklerine de bakmak istiyorum. Evet, tasarım itibariyle bizlere sunulan kablolu kullanım için Type-C, Windows ve Mac cihazları için bir tuş ve Bluetooth versiyonu aktif edebileceğiniz buradan bir diğer seçenek daha bizlere eşlik ediyor. Ve sizlere bahsetmiş olduğum gibi 2.4 cihazlık USB bağlantımız da yine bizlere Görmüş olduğunuz gibi burada işlik etmekte arkadaşlar. Tabii ki de kullanım durumunuza bağlı istemiş olduğunuz şekilde de yine sizler tercih edebilirsiniz. Hemen kapağını kaldırdığım zaman şu anda RGB modu aktif bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Evet özelleştirilebilir özelleştirebilir yapı sayesinde sizler istemiş olduğunuz gibi keycapsleri ve içerisinde yer alan plakları değiştirebiliyorsunuz. Ve yağlanmış çoğunluk teknoloji sayesinde ise oldukça güzel bir mekanik deneyim bize sunuyor. Ki az önce sizlere bahsetmiş olduğum gibi lacivert renkli bir yine switchler geliyor. Ki oldukça tok ve orta yumuşaklıkta bir yine switch basımı bulunuyor. Ki tek tek switchlerle birlikte bir mekanik deneyim dinleyecek olursak da. <laughs> Ve yine programlanabilir. Görmüş olduğunuz gibi döner butonumuz da bizlere burada eşlik ediyor ki istemiş olduğunuz takdirde ise buton olarak da kullanabiliyorsunuz. Ve az önce sizlere bahsetmiş olduğum gibi de içerisinden çıkan yedek keykepslerle birlikte istemiş olduğunuz yine butonları görmüş olduğunuz gibi değiştirme imkanı bizlere sunuyor ki tamamıyla birbirinden farklı tasarımlar ve renkler itibariyle yine sizler seçeneklerinizi göz önünde bulundurmanız görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel bir kutulama bizlere sunulmuş. Bu klavye ile birlikte yaklaşık olarak 82 adet tuşu bulunduğunu belirtebilirim. Bu tuşlarla birlikte ise görmüş olduğunuz gibi tamamen şeffaf bir yazı biçimi ve yazı fontuyla ile birlikte bizlere sunuluyor. Ki bu şeffaflığın yanı sıra RGB mod desteği ile birlikte ise gerçekten güzel bir görüntü bizlere sunduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ve yine bununla kalmaksızın dediğim gibi tamamıyla bu üzerindeki renk seçeneklerini değiştirmeniz sizin elinizde. Yani benim tercih etmiş olduğum sadece motiflerden dolayı pembe ve siyah renkli geçişli bu klavye oldu. Tabii ki de diğer renklerde böyle motifler bulunmuyor. Ki kendi web sitesine gittiğiniz zaman sizler de görüntüleyebilirsiniz. Ve dediğim gibi sadece bu renkte bu motiflere ve görmüş olduğunuz gibi bu yedek kek ulaşabiliyorsun ulaşabiliyorsunuz ve fiyat farkı olarak da yaklaşık olarak yani 10 dolarlık bir fark ediyor. Tabii ki de bizlere sunmuş olduğu özellik bakımından da yine tüm modellerde bu şekilde kapaklı ve kılıflı bir şekilde bizlere eşlik ediyor. Ki dediğim gibi oldukça premium bir ürün ve fiyatına göre de bugüne kadar incelemiş olduğum diğer klavyelerin azından oldukça yakın bir fiyatta ki sadece fiyat anlamında değil bizlere bu sunulan performans ve kalite anlamında ise yani uzun ömürlü bir klavye tercih olabilir. Tabii ki de keycapsler değiştirilebildiği için de istemiş olduğunuz motifler kaldığı takdirde yine buraları da değiştirebilirsiniz. tabii ki de koleksiyonu eklemiş olduğum gerçekten güzel bir klavye ve dahili bir şekilde gelen Kılıfımızın üzerinde yer alan bilek desteği Tabii ki de en çok dert edilen konulardan birisi ise klavyenin toz tutma durumu. Artık bu sorun bu görmüş olduğunuz klavye sayesinde kalkmış oluyor. Ve kapağını bu şekilde kaldırdığınız zaman bile yani kapağı saklama derdi kalmıyor açıkçası. Ve sizler bu özellik sayesinde yani bilek desteği olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani ekstra olarak ayrı ayrı para vermektense böyle bir seçenek sunmaları gerçekten güzel bir detay ve klavye olmuş diyelim videomuzun sonuna gelelim. Evet bugünkü incelemiş olduğumuz klavyemiz bu şekilde. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden sizler de Velocifier Tech markasına gidebilir ve diğer ürünlerine de göz atabilirsiniz. Kendinize bakın hepinize görüşmek dileğiyle.